İyi misin kardeşim? Sence nasıl iyi olabilirim ben Rıfkı? Görmüyor musun halimi? Ulan bütün kadınlar birleşmiş be. Dükkanı yumurta yağmuruna tuttular lan. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakın nasıl iyi olabilirim ben Rıfkı? Geçmiş olsun kardeşim ya. Sağ ol Nadir ya. Ulan sana da geçmiş olsun. Dükkanı kapatıyormuşsun. Mülk sahibiyle kavga ettik. Boşalttım bile. Ama yani inşallah ay sonu senin dükkanın yanına geleceğim ya. Daha ne istiyorsun oğlum? Yanındasın işte. Daha ne güzel işte. Bundan aynen, güzel aynen, bir şey var mı? Metin, bir günde tutmuşlar dükkanı. Bir günde. Ne? Senin dükkanı? Ha, tutkunu. Yuh. Bu ne sürat ulan? Kim tutmuş? Vallahi bilmiyorum. Sabahleyin Faruk geldi. Söyledi gitti. Vay be. Faruk'a bakın ulan. Elif karınca gibi çalışıyor. Biz dükkanda sinek avlıyoruz oğlum. Elif'e bak ya. Evinde oturmuş tıkır 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 para sayıyor. İstemez miydin lan sen de Rıfkı? Değil mi? Nadir, hayırlısı olsun kardeşim. Sana da kolay gelsin kardeşim. Bütün kadınlar peşinde lan seni. Nadir! Senin o dilini çıkartıp kopartmak istiyorum. Duydun değil mi söylediğini? Duydun değil mi? Tamam Metin, sakin. Ya bak, eli dursa ayağı durmuyor. Ayağı dursa dili durmuyor. Nadir! Sakin ol Metin. Seninle hiç uğraşamayacağım Nadir. Elinde kalacaksın yoksa katil edeceğim beni. Ben gidiyorum Rıfkı. Tamam. Sakin ol. Bir şey mi dedin lan ben? Tabii dedin salak! Metin, hayırlı olsun. Gitmem lazım. Acelem var. Hayırdır lan ne hayırı? Faruk! Hu! Hu komşu, hu. Perihan, senin ne işin var burada? Dükkan açıyorum Metin. Dükkan mı? Hı-hı. Bakkal. Bakkal açıyorum. Niye ki? Açıyorum. Hem de tam karşına. Bittin sen Metin. Bittin. Bittin. Doğru. Bittim ben Perihan. Tamam karıcığım, ayrılmam. Tabii ki haber veririm Refika. Tamam. Tamam, tamam. Söylerim, söylerim. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Perihan yenge, geçmiş olsun diyor Refika. Arayacakmış. Sağ olsun. Hay Allah'ım, kimse de bir şey söylemiyor ya. Perihan teyze. Kardeş, bizim bir hastamız vardı Metin Saadet. Kalp krizi mi geçirmiş, nesi varmış? Söylerler birazdan ablacığım. La bak bak biliyorsun da söylemiyorsan var ya. Ya Hurşut bir dakika dur geç kardeşim sen şöyle. Kusura bakma kardeşim. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapayım abi? Metin babam içeride kalp krizi geçirmiş. Ölüm döşeğinde. Atar yapıyorum. Ne yapayım? Tamam tamam oğlum tamam tamam. Of Metin'cim of of. Oturuyor burada.
da. Ah. Sakinleştiricinin etkisi birazdan başlar. Rahatlarsınız. Niye ki? Ama kalbim... kalbim buram. Ah. Kalpten çok kafayla ilgili galiba sorununuz. Ama birazdan doktor hanım gelecek, net bilgi verecek size. Serumunuz bitene kadar burada bekliyorsunuz. Kafayla mı? Dedi ulan. Ne kafası bu ya? Ha? Vallahi bilmiyorum ne oldu. Hurşut. Vallahi ben de bilmiyorum. Seslere çıktık işte. Metin baba yerde. Yani marketin önüne yığılmıştı. Ya ne demek bilmiyorum. Doktorla falan konuşmadınız mı? Ha? Konuşmadınız mı? Ben bakıyorum şuraya. Anne, ne olmuş? Anneciğim. Ne oldu babama? Vallahi bilmiyorum Gülsüm. Perihan. Yani bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Yok bilmiyorum. Hurşut. Şey şimdi şöyle Rıfkı abi. Şimdi Gülsen. Şöyle Faruk. Gülsen. Şimdi yenge dükkanı işte şey yapınca hani... Ya Gülsen şöyle oldu aslında. Ben bunu, hani buna gidip ben senin karşı dükkanı tuttum deyince... işte ben buraya bakkal açacağım diye söyleyince... de bittin sen falan deyince artık adamın herhalde kalbine gidiyor. Bravo Perihan, bravo. Tam senlik hareket. Yine yaptın yapacağını değil mi? Aferin sana. Tamam ben bir şey demiyorum. Allah Allah haklısın tamam özür dilerim. Ben senin özrünü falan kabul etmiyorum. Sen ne için özür diliyorsun ki? Hem ne yapmaya çalışıyorsun ya? Marketin karşısına bakkal açmak da ne demek? Ben eğer Metin'i birazcık tanıyorsam... bu ihaneti kaldıramadı sonra da yüreğine indi değil mi adamın? Ya sen ne diyorsun Hülya? Ne ihaneti ya? Ben bakkaldan ekmek paramı kazanacağım. Ne ihanetinden bahsediyorsun? İhanet konuşacaksak şimdi beni konuşturma burada. Benim kefen paramla gelinlik giymiş, gelmiş burada bana ne anlatıyor? Sana defalarca o zaman bilmiyordum dedim. Anla bunu artık, kafana da sok. Hülya abla tamam, anne. Hem sen neyin peşindesin ya? Dükkan açacak parayı nereden buldun sen? Yok ki paran senin. Bir anlatsana. Hülya, bir şey söyleyeceğim bana bakın. Yeter artık. Ya bir kendinize durup bakar mısınız? Neredeyiz şu an? Ha? Kavga etmeyin ya. Adam içeride ölümle pençeleşiyor. Adama da yazıktır. Ya kendinizi düşünmüyorsunuz. Metin abiyi düşünün Allah'ın aşkına ya. Ben çocukluğumdan beri tanıyorum bu adamı. Bir kötülüğü olmamıştır kimseye. Kurbanın olayım ya. Şu adama içeride bir şey olursa bakın yemin ederim ikinizin de yüzüne bakmam ha. Yeter. Yeter. Allah. Tarık yok mu? Arabayı park ediyor. Gülsen, çocuklara ne dedin? Bir işimiz çıktı dedik anne. Anneannem biliyor. Hülya abla bulamadınız mı kimseyi? Yok, sordum da doktor polikliniğe kadar gitmiş. 10 dakikaya gelir dediler. Gelsin konuşacağım. Şimdi müdahale odasına aldılar Aysel Hanım. Biz de dışarıda bekliyoruz, evet. Tamam, merak etmeyin, tamam. Aradığınız için çok teşekkür ederiz. Ben size haber vereceğim. Hoşça kalın. Geçmiş olsun Perihan teyzeciğim. Sağ ol Tarık. Ya vallahi hiç enseyi karartmayın. Bakın buradan güle oynayan neşemizle çıkacağız. Hiçbir şey olmaz ona ya. Kimin kayınbabası o? Of, ben dayanamıyorum.
giremezsiniz. Ediyorum da şimdi bununla kendini üzme sen. Seni o kadar çok özledim ki Beren. Ama hiçbir şey eskisi gibi değil Beren. Her şey sanki bir hayal gibi. Ben değilim artık. Farkındayım ben de. Çok değiştik hepimiz. Nasılsın peki sen şimdi? Kalp krizi mi dediler, ne dediler? Sakin olmak lazım. Sakin ol. Atlatacağız. Öyle dediler ama atlatacağız. Ben doktorla konuştum. Sonra sizinle konuşuruz yeniden. Beren. Hı? Sen şimdi benim karşıma dükkanı açmayacaksın, değil mi? Ben karşına bakkal açacağım diye mi kalp krizi geldi sana? Yok. Sadece o yüzden değil Beren. Bir de birikmişlik dedi doktor. Yani işte her şey üst üste geldi Beren. Sen de evden çektin gittin. Ben çok fena oldum. Gitmeyeceksin değil mi Beren? Metin, olmuyor öyle. Bir evin içindeki kadın yani olmaz, olmuyor. Ben gittim, taşındım, bitti o. Sen de beni istemedin. Ama ben Hülya'yı da istemedim. Tamam yani, ne olursa olsun. İstemedin sonuç olarak. Sen bırak şimdi bunları. Senin kalbin bak iyi değil. Onu iyi bakmamız lazım. Evet, doktor da aynı şeyi söyledi. Strese biraz dikkat edeceğiz. Kalbiniz hassas, dikkat edeceksiniz dedi. Perihan, sen şimdi benim karşıma dükkan açmayacaksın değil mi? Açmam, tamam. Perihan, çok zor biliyorum ama senden bir şey daha isteyeceğim. Ne olur Hülya ile didişmeyin, olur mu? Ya Metin, ne didişmesi? Allah'ım konuşturma beni. Ben gittim artık. Ne didişmesin? Gittin yani. Dönmeyeceğim. Ne? Tamam, bunu da sonra konuşuruz. Hadi sen yorma gel. Perihan. Kız, bir şey isteyeceğim senden. Ya kız, inanamayacaksın ama yani ben buraya gelirken öyle rüyama girmiş olmalı. Uyuyordum herhalde. Öyle canım bir çekti, bir çekti. Nasıl burnumda tüttü. Sen böyle oturmuşsun sofranın başına, yer sofrasına. Haldır 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 mantı açıyorsun. Yani şöyle top top kıymalı. Yapsana kız, canım çok çekti. Hem belli olmaz. Belki de son mantın olur. Ay tövbe estağfurullah, tamam. Tamam, açarım mantı. Sağ ol, teşekkür ederim. Belanım benim. Canım benim. Bak, dışarıdakileri panik yapma. Ben çıkınca konuşurum. Korkmasınlar, çoluk çocuk telaş etmesin. Belanım.
Yok yok, ben de çıkayım şimdi. Onlar çok meraktalar. Gideyim onlara işte böyle böyle oldu deyip anlatayım. Tamam, güzel kuşum. Çok geçmiş olsun Metin. Sağ ol canım benim. Bir tane. Biz dışarıdayız, korkma tamam mı? Krizi geçirmiş. Vallahi hafif atlatmış galiba. Stres yapma demiş doktor. Konuştun mu? Konuştum tabii canım. Yani bilinci falan yerinde. Her şeyi yerindeydi adam. Başka? Mantı istedi. Mantı aç kız dedi. Açmayacaksın herhalde mantıyı değil mi? Mantı falan yok. Zaten dayadın şarküteriyi adama. Kolesterol yükseldi bak ne hale geldi. Senin yüzünden oldu. Allah Allah, ben mi istedim Hülya adamın kalp krizi geçirmesini? Çekil Urşun. Bir kere de benim yaptığım bir şey yapmasın bu. Metin. İyi misin? Hülya. Gel bir tanem. İyiyim, otur. Oturayım mı? Rahatsız etmeyeyim seni. Yok, otur. Tamam canım, tamam. İyiyim. Daha iyi olacağım. Ah canım benim, ah. Hülya, sana bir şey diyeceğim. Lütfen beni affet. Tam iki aydır, son iki aydır hatta yani Perihan geldiğinden beri gerçekten sana büyük haksızlık ettim ben. Beni bağışla. Metüş, Metüş bir şey söyleyeceğim. Bunları düşünüp durma lütfen, yoruyorsun kendini. Yok yok. Yok. Ne kadar böyle söylesen de ben kendimi biliyorum. Büyük haksızlık ettim sana. Canım benim. Ama her şey yoluna girecek. Sen de beni birazcık anla Hülya. Bak biliyorsun. Tam 12 yıl dile kolay. Düşünsen tam 12 yıllık benim eski eşim. Çocuklarımın arası ne yapacağım bilemedim. Böyle yıkıldım kaldım bir tane. Metüş, Metüş. Ben seni anlıyorum. En azından anlamaya çalışıyorum. Hem ben seni zaten niye sevdim? Ha? Hı? Bilmem ki. Vefalı güzel yüreğin için değil mi? Tabii bir de yakışıklısın, o ayrı bir konu. Değil mi? Ya kız. Var ya. Sana hayranım. İnanamıyorum sana. Senin gibi bir karım var. Ben daha hayatta ne isteyeyim? Ya dimdik ayaktasın. Taş gibisin. Granit gibisin. Güzel karım. Hülya, vallahi sen varken ben gözü açık gitmem öteki tarafa. Şişt, şişt. Öyle laflar yok. Metüş, öyle öbür taraf falan lafları yok lütfen. Hanımefendi. Yine mi siz? Evet ben bir şeye geldim kontrol. Ama burası yasak lütfen dışarı. Çok haklısınız, çok haklısınız. Eşimi ne zaman çıkaracaksınız acaba? Doktor hanım birazdan bilgi verecek size. Lütfen. Peki, peki. O zaman ben gidiyorum. Neyi unutmuyoruz? Serumunuz bitmiş. Bitmiş mi? Evet. Nasıl? Biraz daha iyi misiniz? Çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Bu kalp krizi işi bana çok iyi geldi ya. Yalnız kalp krizi değil beyefendi. Öyle mi? Ne peki? Doktor
doktorunuz birazdan gelecek. Buradan ayrılmamızı rica ediyorum. Ne yapacağız lan? Ne alacaklar şimdi? Ya iyi gözüküyor aslında. Yani en azından cerrahi bir müdahale yapılmamış. Ama tabii yine de kalp krizi. Yüreği dayanamadı adamın işte. Hah, geldi doktor. Bizimki mi bu? Hadi babamı alıp da gidelim bir an önce şuradan. Metin Bey. Doktor hanım, hocam ne oluyor? Ben ölecek miyim yoksa? Bir gün hepimiz öleceğiz Metin Bey. Evet, ben gördüm onu. Yazıyordu böyle kocaman. Her canlı bir gün ölümü tadacaktır diyordu. Yoksa ben de öyle erkenden gidici miyim hocam? Yok, merak etmeyin Metin Bey. Bütün değerleriniz normal. EKG'nizde de sorun yok. Sakinleştiriciler de bayağı işe yaramış. Yaradı. Doktor hanım yaradı. Maşallah çok iyi. Maşallah böyle ben buradan hiç gitmeyeyim doktor hanım ya. Çok yaradı bana ya. Ben böyle bununla böyle takılırım ben bu kafayla ya. Panik atak geçirmişsiniz. Evet, böyle ataklı geldi. Burama. Ama panik derken... Buna panik atak diyoruz. Stresli dönemlerde olur. Siz de böyle bir dönemde misiniz? Of! Sormayın doktor hanım. Yani anlatmakla bitmez. Benim hayatım film. Çekilse yani yeridir, yazılsa roman olur. Herkes böyle der ama benimki gerçekten doğrudur. Korkunç stres altındayım. Yani o kadınların bana yaptığını size anlatsam... İnanamazsınız, şurada oturur hüngür hüngür ağlarsınız. Bütün mahallenin kadınları suratıma tükürdü, inanamazsınız. Demek ki hayatınızı gözden geçirip bir takım değişikliklere gitmeniz lazım. Evet, çok haklısınız. O değişiklikleri ben çok istiyorum ama... değiştiremiyorum da doktor hanım. Elimde değil, olmuyor. Yani çok zorlandım, ben beceremiyorum yani. O zaman size bir psikiyatriste görülmeyi tavsiye ediyorum. Beden sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da düşünelim. Kafa gidebiliyor yani değil mi? Gibi ama sizinki panik atak. Çok yaygın bir hastalık ama güzel haber kalbimizde sorun yok. Öyle mi? Peki kim getirdi beni buraya? Aileniz, arkadaşlarınız galiba. Dışarısı oldukça kalabalık. İsterseniz ben reçete yazarken siz onlarla görüşün. Yok. Ne gerek var ki? Burası gayet iyi. Böyle çok güzel. Ben buradan hiç çıkmayayım, böyle kalayım. Yani çok konforlu. Şaka. Geçmiş olsun Metin Bey. Teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ulan Metin. Ne halt yaptın ya? Ne yapacağız şimdi? Bir de tuttun kalp krizi dedin. Nasıl çıkacağız işin içinden? Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bak. Şimdi türlü kalp krizi varmış. Hafifi varmış, sinsisi varmış. Farkında olmadan bile geçiriyormuşsun. Hatta üşüyormuşsun zannediyormuşsun. O neymiş öyle ya? Allah Allah. Şimdi bu internet doktor mu oldu? Her şeyi biliyor mu? Anlamıyorum ki. İnanmayın oradaki bilgilere. Sağlıklı değil Allah Allah. Her şeyi internetten okusaydık doktorlara ne gerek vardı sizde? Boşet. Al oğlum. Metin baba apartmanımızı kelebeğe geliyor. Ya kayınbabaların padişahı ya. Babacığım bizi çok korkuttu. Korkma kızım korkma, her şey oldu, geçti.
Metin abi geçmiş olsun. Daha iyisindir inşallah. İyiyim iyiyim. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak inşallah. Metin. Ha? Bizi bırakıp nerelere gidiyordun? Ha? Rıfkı be. Sorma. Gerçekten var ya. Bu sefer ucundan yırttım. Oğlum çok korkuttun lan bizi. Nadir. Laf aramızda. Yani ben de bir tutuştum ki sorma. Çok korktum oğlum. Ben de çok korktum. Kardeşim geçmiş olsun. Faruk'um be. Sağ ol be kardeşim. İşte gerçek servet bu. Arkadaşlık, dostluk böyle bir şey. Benim trilyonlarım olsaydı ben böyle dostlar bulamazdım. Arkadaşlar ne diyeyim ya? İnsan bir tek çorabıyla gidemiyor işte. 2 metrelik kumaş yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Takma be oğlum. Takma tamam. Ya bu şey yapıyorlar, stent falan takıyorlar artık. Kalp krizi öldürmüyor. Şey yapıyor yani. Yeter. Üstüme gelmeyin. Gerçekten kalp, yani tekrar kalp krizi tamam. Geçirebilirim. Tamam. Biraz açılın. Tamam. Olmaz böyle, tıkamışsınız yolu. Lütfen açalım biraz. Tamam o zaman biz kaçıyoruz. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Kaçıyoruz. Ya ben de bu şeyleri halledeyim babacığım. Tarık, bekle oğlum. Bekle. Urşut, götür yanına. Ödemeyi buradan, şu karttan yap çocuğum. Şifreyi söyleyeceğim. Tamam babacığım, ben hallederim ya. Sen gel, bir şifreyi kulağına söyleyeyim. Urşut, sen git. Yürü. Tarık, şifre şu. Damat. Bak, damat diyorum, haberin olsun tamam mı? Ben kalp krizi geçirmedim. Panik atak mıymış, neymiş? Sen şimdi aşağı in, ödemeyi yap. Makbuzu makbuzu al, iç et. Anladın mı damat? Tamam babacığım, sen hiç merak etme. Al bakayım oğlum, sen bu cüzdanı cüzdandan halledersin. Uğraştırma beni, tamam? Tamam babacığım, aç tamam. Çocuğum benim, Urşut. Çevir beni oğlum. Doktor hanım. Ben de sizi arıyordum, buyurun reçetenizi. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Nedir, nasıl durumu? Hülya'cığım ben sana anlatacağım. Doktor hanımın acilde çok ciddi hastaları var. Hemen gitmesi gerekiyor. Biz konuştuk kendisiyle. Metin Bey, lütfen psikiyatrist konusunda söylediklerimi de ciddiye alın, olur mu? Tabii ki hocam, tabii ki alacağım. Kolay gelsin hocam size. Hocam kolay gelsin. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ay nedir bu psikiyatrist durumu? Bakar mısınız? Hülya'cığım, ben anlatacağım sana. Sen merak etme. Şey dedi bana, siz üzülmeyin diye bana açıklama yaptı. Siz sakin izah edersiniz dedi. Bakın şimdi, paniğe gerek yok. Bu psikiyatra falan benim gitmem gerekiyormuş ya. Bunun sebebi yüksek stres. Bundan kaynaklanıyormuş. Yaptığım işi sordu. Marketçilik dedim. Oo, insanlarla uğraşmak çok zor dedi. Efendim evde dedi, nasıl yaşıyorsunuz dedi. Kusura bakmayın dedim doktor hanımıma, çok stresliyim dedim. Stresten uzak duracaksınız, gürültüden, patırtıdan, kavgadan, bunlardan uzak duracaksınız dedi. Artık hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor dedim. Öyle ayaklarımı böyle uzatıp dinlenmem gerekiyormuş. Lütfen ailenizle de durumu konuşun. Sizi stres altına sokmasınlar dedi. Ay sen hiç merak etme hayatım, ortamı sağlarız ama ben gene de bir doktorla konuşayım. Yani bu böyle olmaz, ben karşıma doktorun bilgi vermesini istiyorum, yani hatalı mıyım? Tabii ki haklısın. Haklısın da nasıl olsa biz bunları evde konuşuruz, bakarız canım yani bir çaresine. Önemli olan benim strese girmememmiş. O da tetikliyormuş zaten bu içerideki damarlardaki plakaları, milakaları filan. Enfaktüs, menfaktüs de. Artık ama daraldım ben. Hayır aman, tamam sakin ol. Tamam. Urşut götür beni. Hadi Urşut. Sen gelirsin Tarık. Oh, çantamı versene bebeğim. Hayırdır Aysel Hanım? Niye toplandık? Yine bir yerlerde kadın hakları ayaklar altına mı alındı yoksa? Hayır. Bu sefer mağdur olan bir erkek.
kadın değil Gülseciğim. Üzülerek söylüyorum ki mağdur eden taraf da bizleriz. Maalesef Metin Saadet kalp krizi geçirmiş. Adama çok yüklendik. Bak şimdi ben de üzüldüm. O yumurta işi ağır oldu. Ben de çok tükürdüm galiba. Bu durumda kendimizi Metin'e affettirmeliyiz. Ailede devamlık esastır. Babamdan sonra evin en büyük erkeği ben olduğum için o iyileşene kadar artık evin reisi benim. Bu mu yani? Babam orada ölümle pençe düşüyor, sen reislik derdindesin. Çakma şehzade. Bundan sonra okulu da bırakıyorum, marketin başına geçiyorum. İzzet, seni de yarın kaportacı Yüksel Usta'nın yanına çırak olarak vereceğim. Bilsen, sen de dizi setinde kamera arkası fotoğrafçılığı yaparsın. Boş boş fotoğraflar çekeceğine eve 2 kuruş para getiririz. Kes sesini Mert, başımı ağrıtıyorsun. Gıcık. Biz geldik. Ay yerim ben sizi. Tosunum. Oh. Gel bakayım, gel bakayım, gel. Tamam, çok sıkıştırmayın babayı çocuklar. Alayım şunu Hayatı. Ha. Al İlyacığım. Otur sen de şöyle hemen. Ben bir şey olmadığını biliyordum zaten. Demiştim hep babam adamları güçlüdür, kuvvetlidir diye yani. O yüzden ağladın değil mi? Orasını karıştırma kızım. Hani bunların haberleri yoksa? Anneannemle halinden anladık bir şey olduğunu. Biraz zorlayınca yumurtladı. Var ya, siz az değilsiniz ha. Sizden korkmam. Annem nerede? El klasiko. Strese dayanıp hemen ilacını aldı ve uyudu. Çok korkuttun bizi baba. Canım benim, korkulacak bir şey yok ki. Babanız kaya gibi ayakta. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağım sizi. İnsan yine de üzülüyor baba. Üzülecek bir şey yok. Ayrıca babana hiçbir şey olmayacak. Tamam mı Boncuk? Hadi bakalım. Siz benimle odaya. Sizinle konuşmam gereken şeyler var. Aa, ne konuşacaksın? Ne yapıyorsun Metin? Öyle bir şeyler konuşacağım, sonra geleceğim. Burada hep beraberiz işte. Konuşacaksan konuş, biz de duyalım. Bu konuşma babalar ve evlatları arasında geçecek. Değil mi çocuklar? Hadi içeri. Yalnız gizli. Gel bakalım İzzet. Geçin bakalım, şöyle oturun. Geçin. Geç İzzet. Gel ablacığım, gel. Evet, asayiş merkeme. Babacığım, kötü bir şey yok değil mi? Yok kızım. Şimdi benim size önemli bir şeyi açıklamam lazım. Ne oluyor baba? Yani kötü bir şey yok. Ben kalp krizi geçirmedim. Ne? Şşt, yavaş. Yavaş, duymasınlar. Şimdi doktor şey dedi. Bu stresten çok gerginlikten olan bir şeymiş. Yüksek endişe ve stresin yarattığı kalp sıkışması, bir böyle spazm gibi bir şeymiş bu. Adına böyle panik atak diyorlar. Stresten ve gerginlikten oluyormuş. Ben ondan olmuşum işte. Oh be. Genç yaşımda çalışmak zorunda kalacağım diye ödüm patlamıştı. Hepimizi kandırdın mı yani? Yok, kandırmadım. Vallahi kandırmadım. Ya doktor bana bunu söyleyinceye kadar ben de kendimi gidiyor mu zannettim zaten. Sonra kandırdın ama. Şşt, bağırma kızım ya. Yavaş yavaş. Küçük sesle, küçük sesle. Yani kandırmadım. Birazcık. Yani kandırıcılık yaptım. Şakacıktan yani. Senin bu yaptığını ne derler çok iyi biliyorsun baba değil mi? Eşek şakası. Eşek sıpası. Doğru söylüyor baba. Böyle şaka mı olur ya? Bu yüzden çağırdım sizi zaten Gülsen. Siz bilin, üzülmeyin istedim. Biz üzülmeyin de annemler mi üzülsün yani baba? Şşş, bağırma. Küçük küçük oğlum ya. Tabii üzülmesinler, ben üzülsünler demiyorum. Ama yani beni de anlayın çocuklar ya. Çok yoruldum. Gerçekten mecalim kalmadı. Yani
Birazcık dinleneyim istedim, ayaklarımı şöyle uzatıp. İki gün en azından, iki gün. Görmüyor musunuz hallerini? Yani Hülya bir taraftan, Beria bir taraftan. Bıktım. Ay bir taraftan da Aysel stresi çıktı. Para da bulacağız daha. Yani bir sürü stres. Ben şimdi ölmediysem zaten yakındır ölmem. Öbür tarafa hücreden gideceğim yani. Allah korusun ya, tövbe de baba ya. Tövbe de kızım da. Birazcık burunlarını sürsünler. Ben de şöyle iki gün dinleneyim ya, kendime geleyim istedim yani. Ha? Çok kurnazsın baba. Değil mi? Kimin oğlu be? Hemen çakozladı durumu. Ben annemin daha fazla üzülmesine razı olamam. Ben de daha fazla üzülmelerini istemiyorum. Ama yalanım öğrenirlerse, ya kıyamet kopar. Düşünsenize neler olur. Ya, o yüzden öğrenmemelerinde fayda var. Yani bak, her şerde bir hayır var der büyükler. Gördün mü? Bu olay sayesinde annenle barıştık. Madem öyle, o zaman benden okeydir. Ay, Gülsen! Vallahi ben bilemedim. Bilirsin, güzel kızım. Bilirsin, niye bilmeyecekmişsin? Sen ne istiyorsun bakayım? Rüşvet mi teklif ediyorsun? Şşt, bağırma kız, cadı. Telefon. Tamam. İşte bu kadar. Ben de... Uçmadan, yavaş yavaş uçmadan. Bisiklet uçamaz ki zaten baba. Yok, bisiklet deme. Bisiklet yok. Bisiklet yok. Bisiklete daha var. Var. Bir sene sonra bisiklet. Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi ne istiyorsun onu söyle. Barcelona forması. Konya Spor. Anlaştık. Tamam anlaştık koçum benim. İzzet. Pehlivanım, söyle bakalım şimdi. Sen bu konuşulanlardan ne anladın? Damacığım. Tosunum benim. Ben senin her tarafını ısırırım, ham yaparım. Lahmacunum benim. Sana baba var ya, dünyanın en güzel lahmacununu alacak. Hem de fındık lahmacun. Fındık lahmacun. Yaşasın İzzet Pehlivan. Çocuğum. Oh. Çocuklar, ağzınızı sıkı tutuyorsunuz tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ya bakkal, ay market açacağım dedim, kalp krizi geçirdi. Yani ben açamam orayı artık. Ya bir dinlesene, açmayacağım diyorum. Evet, sen de vazgeç bu sevdadan. Hay Allah'ım ya, ne kadar inatçı çıktın ya. Açmıyorum diyorum hemşerim. Allah Allah. Kiminle konuşuyordun peki? Yok, konuşmuyordum ya. Ha. İyi de beni görünce telefonu kapadın da ondan. Yok, bu otomatik konuşan kadınlar var ya, onlarla şey, onu dinliyordum. Sen gelince hemen öyle şey kapattım. Metinciğim. Sana buraya yatak hazırlıyorum. Tamam mı? Bahar. Ne oldu? Niye konuşmuyorsunuz? Bir şey mi oldu? Feriha. Hı? Sen o dükkanı açmak için parayı nereden buldun? Açmıyorum ki ben dükkan mükkan ya, vazgeçtim onda. Hı. Feriha, sen benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Ya yok canım, ne saklayacağım? Saklamıyorum bir şey. Para sakladın ya. Ne para saklaması ya? Ben borç almıştım onu. Kimden borç aldın Perihan? Ya tanımazsın sen. Eski bir ahbaptan. O eski ahbap kim Perihan? Ya tanımazsınız diyorum. Tamam, açmayacağım zaten. Metinciğim. Metin. Gel yat hadi. Ben böyle yatmam. Üstümü değiştireceğim. Gül abi. Halen haber yok mu Metin abiden Cemo? Yok kardeşim, hiç haber yok. Kimse de aramadı.
Gitti komşular, dağ gibi adam gitti komşular, gitti. Eyvah eyvah, öldü mü yoksa? Ne oldu Rüşit, anlatsana kardeş. Ay, kan şekerim düştü ay. Hadi anlatsana kardeş. Ceydoş'umu çağırın, Ceydoş'um gelmeden tek kelime alamazsınız ağzımdan. Ceyda. Rüşit. Ne oldu? Kalk lan kalk. Gel, gel aşkım, gel bir tanem, gel şöyle geç. Hadi Rüşit, anlatsana kardeş. Ya ne oldu? Ay ay. Hadi kardeş, anlat hadi. Ay. Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum aşkım. Şimdi şöyle oluyor. Yani ölümlü dünya, ölümlü insan sonuç olarak. Yani bazı şeyleri ertelememek lazım. Nasıl? Metin abi öldü mü yani? Yok. Ulan üzdün kızı ya. Nereden çıkarıyorsunuz da bu dedikoduları? Aşkım bebeğim, sadece kalp krizi, sıkıntı yok. Üzülme aşkım. Durumu çok mu kötü? Yok lan, taburcu oldu. Evde yatıyor haylaz. Ödümü koparttın Urşut ya. Çiftlik. Öt kopmaz ki, patlar o. Ver şunu. Hoş lan, hoş. Yaşam arasındaki o ince çizgide böyle giderek yerden yükseldiğimi gördüm. Işık vardı değil mi ışık? Yok dur anlatıyorum Perihan. Yükseldim arşa kadar çıktım. Sonra birdenbire ortalık karardı. Ay bak nasıl tüylerim diken diken oldu. Karardı. Ve? Böyle kocaman bir tünelin, simsiyah bir tünelin içine girdim. Zifiri karanlık. Yürüdüm. Işık gördün değil mi? Evet. Gördüm. Bak anlatacağım. Tam ucunda böyle küçük bir ışıktı. Sonra giderek büyüdü ışık. Gözlerim kamaşmaya başladı. Baktım, yaklaştım. Gerçekten çok korktum. Bilin bakalım neyle karşılaştım. Neyle karşılaştın? Daha büyük bir ışık değil mi? İnanamayacaksınız. Dinozor çağından kalma gibi 25-30 metre büyüklüğünde böyle çıtır çıtır üzerinden tereyağlar damlayan bir etli ekmek gördüm. Etli ekmek mi? Gülme Perihan. Doğru söylüyorum ama yani. Etli ekmek benimle konuştu Hülya. Gülme ama doğru söylüyorum Perihan ya. Gel beni ye Metin. Ye dedi. Ya korktum. Korktum. Bir de ne dedi biliyor musun? Sen ye ben hiç bitmem dedi. Benim hayatımda duyduğum en saçma sapan hikaye. Bence hiç saçma değil. Yemin ederim bence hiç saçma değil. Değil. Bak demek ki adamın canı ne kadar etli ekmek istemiş ki ölüme giderken bile Allah-u Teala karşısına kocaman dev bir etli ekmek çıkarmış. Çok canın istemiş. Metin yapayım mı, yer misin? Ah Perihan'ım ya, var ya nasıl biliyor musun? Hayır, yok öyle bir şey. Kalp hastası buradaki arkadaş. Hayır. Yok. Ne oldu? Ay, sıkıntı geldi gene. Yok bir şey. Metin bana söyleyebilirsin. Sıkıntı geldiyse bana söyleyeceksin. Yok bir şey. Sıkıntı mı bu? Sıkıntı mı? Ha? Geldi, sıkıntı geldi işte. Tamam peki o zaman etli ekmeği yapacağız. Ama o zaman en azından kepekli undan falan yapalım da ağır gelmesin sana ha? Hay. Tamam. Tamam bildiğin gibi yap. Yani Hülya adam ölüm döşeğindeyken bile diyet peşindesin. Tamam. Azıcık yiyeceksin ama. Kenarından nefsin körelsin diye o kadar. Tamam, iki dilim yerim. İki biraz fazla Metin'cim. Neyse yapılsın da öyle konuşuruz, rica ederim. Aynen. Bir de güzel ayran yaparım, oh. Hülya, kız senden başka bir şey daha isteyebilir miyim? Söyle bir tane. Şimdi bak bu etli ekmeğin üzerine sen o kadar güzel yapıyorsun ki. Neyi? Hep yapıyorsun da şimdi canım çekti. Ne? Cheesecake yapıyorsun ya. Yapsana. Metin üst üste olmaz, ikisi çok ağır gelir. Azıcık ucu şu kadar yerim. Şu kadar yerim böyle ya. Sen seviyor musun benim yaptığım cheesecake'i? Sen yaparsın diye yapmaz mı? İyi hadi yat sen. Ben onu yapayım. Hadi yat. Azıcık yiyeceksin yalnız. Tamam. Hülya. Kumandayı verir misin? Tamam aşkım. Hemencecik veriyorum. Urşut.
Oğlum sen niye adama helva yapıyorsun? Adam ölmedi ki. Metin abime helva yapmak için illa ölmesi mi beklemem gerekiyor Tarık? Yok. Hani helva ölülerin arkasından kavrulur ya, ondan dedim ben. Adamı bitirdiler, bitirdiler Tarık. Bitti adam. Ben her şeyin farkındayım. Çok almaz. En kısa zamanda tahtalı koyup oylayabilir o adam. Allah gecinden versin ya. Ben helvasını yapayım da ölmeden yesin doya doya garibim. Ya götür de morali hepten bozulsun adamı. Niye morali bozulsun Tarık? He? Ölmeden heykeli yapılan adamların morali bozuldu mu Allah aşkına? Alex'in morali bozuldu mu? Tamam. Metin baba belki bir Alex değil ama bizim hayatımızdaki orta sahanın en kral oyuncusu, en kral babası, en kral adamı değil mi? Bu helvayı yapmak benim boynumun borcu Tarık. O adam bu helvadan yiyecek. Yemeden giderse üzülürüm. Vücut, böyle ağlayacak mısın şimdi? Yok, gözüme irmik kaçtı. Allah Allah. Hurşut. Bak bakayım bana, ağlıyor mu harbiden? Ağlıyorum tabii lan, ağlıyorum. Ben senin gibi duygusuz değilim oğlum. Hislerim var benim. Şişmanlar da ağlar Tarık. Şişmanlar da ağlar. Ya Hurşut, ben şimdi sana bir şey anlatacağım. Ama bak bunu Perihan annenin, Hülya annenin bilmemesi lazım, tamam mı? Söyleme Tarık. Bilmemem gereken bir şeyse söyleme, kurban olayım. Başımı belaya sokmak istemiyorum. Dağıldım zaten. Yok vallahi bu haldeyken öğrenmen lazım gibi geldi bana. Söyle o zaman la, söyle. Söz ver. Söz la, söz, söz. Oğlum, Metin baba var ya, kalp krizi falan geçirmemiş. Böyle panik atak krizi gibi bir şey geçirmiş. Şimdi ortalık gerildi ya, herhalde ondan yapmış yani. Tiyatro he? Vay babam kemiğine. Şişt, bana bak. Kimsenin bilmemesi lazım. Metin babaya falan da söyleme. Kimseye söyleme sana söylediğimi. Çakal Metin. Ya nasıl kayınbabama çakal demezsen, olur öyle şeyler. İyi oldu, çok güzel oldu. Çok da mükemmel bir haber bu. Çok iyi oldu. Aşkım şunu söker misin? Hı. Sevindin yani. İnanılmaz. Bir de bana kötü kalpli diyorsun, taş kalpli diyorsun. Dur. Zevkten dört köşe oldum Tarık. Ne yapıyorsun lan? Şu an zevkin doruklarındayım. Hayırdır, nereye? Bir arkadaşı görüp geleceğim. Lay lay lay. Bunu kavuruyorum ben o zaman. Kavur kavur ye. Yani kalp hastası adama gece gece bunları pişiriyoruz, hiç iyi yapmıyoruz. Ay o taraftan biri bir şey mi dedi? Bunların hepsi zararlı diyorum. Hülya Allah aşkına yıllardır yararlısını yedirdin de ne oldu, ne oldu? İyi. Madem bunları yapıyoruz, bari ortamı stressiz tutmak konusunda daha özenli olalım. E tamam, orası zaten öyle tabii. Tamam, o zaman ben sana ateşkes öneriyorum. Sebep? Metin'in stressiz bir ortamda olması gerekiyor ya. Hani biz de seninle biraz tartışıyoruz. En azından bu stressiz ortamı sağlayabilmek için bir süre bu tartışmalara bir son verebiliriz. Vallahi seni bilmiyorum ama Mango, ben zaten yapısal olarak hani biri bana sataşmadığı sürece kavga etmeyen bir insanım. Tamam peki. O zaman ateşkesi imzalıyoruz. E tamam, ateşkesi imzalıyoruz. Tamam. Kavga yok. Kavga yok, tamam. Hayırlı olsun. Allah kabul etsin. Kim bu saatte ya? Bilmiyorum ki. Kapı çalıyor. Açsın. Ah, Hurşut. Hayırdır? İyi akşamlar yenge. Metin abimi ziyarete geldiydim de. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Ne güzel yapmışsın. Metin, Hurşut seni ziyarete gelmiş. Gelsin, gelsin. Tamam. Gel Hurşut, gel. Yalnız onları lütfen. Onları oraya kendin koyar mısın? Ha. Geç, geç buyur. Ben içerideyim. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Ne örüyorsun Metin abi? İyidir. Sen ne örüyorsun lan? Ne öreyim? Hayırdır? Bu saatte hasta ziyareti mi olur lan? Doğru diyorum. Bu saatte hasta ziyareti olmaz. Ama sağlıklı adam ziyareti olur. Hadi arkana yaslan da maçı izleyelim. Barcelona. Aman aman. Maç kalbine dokunmasın sonra. Yok ulan ne olacak ki? Altı üstü maç işte. Messi de süper oynuyor ha. Süper oynayan başka adamları da tanıyorum. Hmm.
ne diyorsun lan? Ağzındaki baklayı çıkarsana sen. Bayım, her şeyi biliyorum. Ne biliyorsun? Maşallah'ın olduğunu biliyor musun mesela? Maşallah'ın mı? Ya oğlum, git deli misin, nesin? Burada hastalıktan kıvranıyorum. Allah Allah, huşuz ya. Buraya yeni geldim. Seni böyle ayağımın altına alıp bütün kemiklerini kırarken yeniden kalp krizi geçirmek istemiyorum. Tarık enayisi her şeyi umutladı. Tarık. Senin evliliğin suya düştü Tarık. Gül seni unut Tarık. Ben o kızı sana vermem Tarık. Şimdi gelelim sana. Ne istiyorsun lan Suspay'ı? Suspay'ı demeyelim de şantaj diyelim, daha karizmatik oluyor. İyi tamam. Ne istiyorsun? Bozgır Market'te bir yıl bedava alışveriş istiyorum. Senin anam, anam. Güzel mi diyeceğim ama güzelmiş. Seni var ya, ayağımın altına alırım. Kepertirim Hurşut. Aklın alıyor mu lan senin? Ha? Bir yıllık market alışverişi istiyorum. Yok ya. Ya semerini boşalt bir de beni ye. Ayı. Bir yıllık. Metin abi, teklifimi kabul etmeyeceğine emin misin? Etmiyorum ulan. Etmiyorum. Öyle diyorsun yani. Öyle diyorum. Godfather der ki... Perihan yenge, Hulya yenge, Perihan yenge. Tamam, tamam. Sus. Ne istiyorsan yapacağım. Sizi gebertirim. Sus. Allah cezası. Hurşut, ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun? Çocuklar uyuyor. He, çöp var mı diyecektim de. Çöpü aldın ya Hurşut akşamüstü. He, almışım tamam. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın. Ya sen ne pis bir adamsın. Üçkağıtçı, menfaatçi, çıkarcı. Ya inanamıyorum Hurşut sana ya. Her şeyden bir nem alan bak zorunda mısın be Hurşut? Pis herif. Bu da demek oluyor ki teklifimi kabul ediyorsun yani. Perihan teyze, Hulya yenge, Perihan yenge. Hurşut! Tamam. Tamam, kabul ediyorum. Bakacağız. Aşk dolu adamsın. Ver o mübarek elini öpeyim. Metin babam benim. Şey! Pis! Dokunma! Ya Metin baba, kurban oldum. Sen beni yetiştirdin ya. Sen olsan aynısını yapmaz mıydın? Fırsat görmüşüm, değerlendireyim dedim. Ben mi yetiştirdim? Ulan sen ne terbiyesiz bir adamsın ya. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Ha? Ben seni böyle menfaatçi, çıkarcı, böyle ahlaksız mı yetiştirdim? Ha? Hani herkesin zaafından yararlanmak için mi yetiştirdim seni ben? Terbiyesiz. Var ya Hurşut, şimdi banyoya gidip banyodan o fön makinesini alıp senin o kıvırcık saçlarını böyle manda yalamış gibi tarar, sokağa salarım. Haberin olsun. Defol git buradan. Pis. Hemen. Oldu o zaman, ben müsaadenizi isteyeyim. Kolonyayı da aldım meyvenin. Ben o kolonyayı alırım Hurşut. Tamam mı? Senin saçlarına dökerim, sonra da ateşe veririm. Çık git buradan. Defol. Çabuk. İyi geceler. Yürü. İyi geceler bayım. Hala iyi geceler diyor ya. Hadi herif. Mikrop, pis, çıkarcı, menfaatçi. Ya bu ayı doymaz ki. Bütün dükkanı taşır eve. Hayırdır?
Hadi kızım, seni bekliyoruz sabahtan beri ya. Kızım deme bana, cüce. Şişt. Yine başladınız. Babanız kalp krizi geçirdi, siz bas bas bağırıyorsunuz. Anne, ben aile okula gitmek zorunda mıyım? Evet Mert'cim. Ay ben sana çok meraklıydım sanki. Şişt bir sen. Bursa özel okula girmem lazım. Yoksa bu çileyi daha çok çekemem. Sabah sabah bu ne dırdırdır ya? Allah Allah, babanız hasta, ne oluyor? Geldim. Nereye Gülsüm? Salih'in istediği birkaç tane kitap vardı, onları alacağım. Gülsencim, babanız diyorum kalp krizi geçirdi. Yani mesela bugün bu işi yapmasan olmaz mı? Olmaz anneciğim. Hayat devam ediyor neticede. Hayat devam ediyor size, ben anladım onu, tamam. Hadi, hadi bakalım. Çık, hadi. Hadi Allah senin açıklığı versin. Allah Allah, bu ne umursamazlıktır ya? Zamane çocukları, ne yapacaksın? Perihan, kız, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak bakayım bana. Biliyor musun? Ben kalp krizi geçirmedim. Evet, iyiyim yani. Çok iyiyim, evet, evet. Perihan be, güzel kuşum benim. Ben seni çok seviyorum. Bu hayatta bir tek beni anlayan sensin. Seni o kadar çok seviyorum ki. Hı? Sormasan ben ne yapardım kız? Ne? Aa, sorma sorma. Bir oynadım, bir oynadım. Vallahi bu kadar başarılı olur ha. Bir tek Tarık biliyor. Bir de çocuklar biliyor. Mert, Birsen, Gülsen, İzzet. Evet, sen ve ben. Ne yapayım Perihan? Çok bunalmıştım kızım ya. Ben de böyle bir şey yapayım dedim işte. Biraz böyle rahat etmek için yani. Anladın mı? He? Uçmak mı istiyorsun? Sen uç. Ben de seni seyredeyim. Bütün dertlerin bitsin. Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi kızım. Bağcık gibi ya. Ne oldu aşkım? Ya bağcım açılıp açılıp duruyor. Merdivenlerden düşüyordum az kalsın. Dur ben halledeyim. Ay aşkım benim. Çocuklar nerede? Ya sen biraz oyalanınca onlar da geç kalacağız dediler, gittiler. Ha, tamam. Oh! Vallahi tam memur düğümü attım. Sapasağlam oldum. Heh, sağ ol aşkım. Metin babam nasıl? İyi, iyi. Gayet iyi. İyi. Çok üzüldünüz değil mi? Çok üzüldük vallahi ya. Ha. Ben de çok üzüldüm. Aşkım, benim sana bir şey söyleyeyim. Önce sen söyle. Yok sen söyle. Önce sen söyle. Babam var ya. Yok önce sen söyle ya. Aşkım söylüyorum ya, Allah Allah. Tamam söyle. Ama bak kimseye söylemeyeceksin, söz ver. Söz ama sen de benim söyleyeceğim şeyi kimseye söylemeyeceksin. Söz mü? Söz, anlaştık. Anlaştık. Babam var ya. Hı. Aslında kalp krizi geçirmemiş. Ya. Çok şaşırdın değil mi? Evet. Sen de söyleyecektin. Benimki daha bomba. Aşkım, hı, babam var ya. Evet. Aslında kalp krizi geçirmemiş. Sen bunu biliyor muydun Tarık? T hastaneden biri. Niye söylemedin o zaman? Sen niye söylemedin? Ben söyledim işte şimdi. Ben de söyledim işte. Tamam o zaman, hadi gidelim. Tamam. Dur, dur, dur. İki dakika daha bekleyin. Ne bekliyoruz ya? Bekleyelim işte. Selam. Selam. Siz tanışmamıştınız. Bu benim nişanlım Tarık. Bu da hocam Salih. Çok memnun oldum. Ben de. Hadi gidelim. Teşekkür ederim. Dur, ben kaparım. Aşkım rahat değilsen al koltuğunu biraz yere. Metin'cim tamam, yeter artık. Bu da yoruyor insanı, yeter. Hadi bakalım şunu içiyorsun. Hadi. Ne ki bu? Güçlendirici iksirim benim. İçinde avokado, salatalık, nane, maydanoz, zencefil ve taze çimen var. Hadi hadi. Niye bana böyle bir şey veriyorsun Hülya? Ben inek miyim ya? Metin'cim ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? İç dedim, bir bildiğim var herhalde. İçemem, midem bulanır. Metin'cim iç.
Al, bir dik işte. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Evet, evet, evet. Götür, 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 götür. Evet, evet. Dik. Al, o bak o zencefilleri de al. Aç ağzını içebilirsin. Hah. Oo. Tamam. 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 Güzel. Güzel. Ne oldu? Ür. Enerjiyi de çıkarsın. Spiritüel olarak da faydalı. Çıkar onu. Evet, tertemiz olacak için. Ür, rahatla. Ay bu ne pis bir şey biliyor musun? Ay pis falan değil. Nimet öyle şeyler söylenmez Metin. Aşk olsun. Bu Nimet mi? Belen sen ne yapıyorsun? Ay sucuk gibi olmuşsun. Sucuk, şu havluyu yerleştiriyorum. Yatmaktan terliyor bak. İyi ettin onu. Güzel. Ay. Ya ben çocuk muyum? Niye bana böyle şeyler yapıyorsunuz? Yapmayın. Yapmayın. Al bunu. Aa. Metin'cim terin çıkmış dışarı. Baksana. Alsın birazcık Perihan. Tamam canım. Ben iyiyim ya. Gayet iyiyim. Termer dediğiniz şey nedir ki gider. Öyle mi? Peki o zaman Metin'cim. Ver şu havluyu. Ne yapacağımı biliyorum ben. O zaman bununla egzersiz yapalım. Çok iyi havlu egzersizi. Hadi kalk. Var. Kalk bakayım. Kalk. Kalk aya. Kalk. Kalk. Doğru diyor. Kalk. Yaktın. Kalk şu. Ha. Yara olacak her tarafın. Kalk. Tut bunu böyle. Tut. Kendini de böyle. Şöyle kaldır. Neyi? Kaldır onu. Esnet. Esnet. Şimdi bir sağa yap bakalım. Oh, şöyle esnet. Bir de sol tarafa doğru tatlım. Aç, 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 aç. Şöyle bir hayatı kucakla. Oh, gel kendine. Ay, 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 ay. Her tarafın hamlamış. Ay. Görüyor musun? Her tarafın hamlamış. Al. Tamam. Yeter. Yeter. Bu kadar yeter ha. İyi hadi, koysan mı şunu sırtına? Koyacağız bunu sırtına. Bizden kaçış yok. Ya ne koy, istiyorsun koy, sen koy. Ha, ya. Ya, koy onu, koy. Hah, sıkıştır iyicene arkasına. Ya, tamam be. Ya. Ay. Metin ne oldu? Ay. Ne oldu be? Ha? Ay, yok, yok. Ha. Durun biraz. Sıkıntı mı aç. Geldi? Stres. Stres. Aç. Stres. Aç. Ha. Ben... Bastı bana bu ev. Biraz da daraldım. Ne olur ben biraz dışarı çıkayım, iyi gelir. Dışarı mı? Ha. Daha yeni kalp krizi geçirdin Betin. Ne dışarısı ya? Canım iş. Laf olsun iş. Biraz dolaşayım geleyim. Hayır asla öyle bir şey olmaz. İzin vermiyorum ben. Hayır. Lütfen. Of of. Ay. Ay ne oldu? Ay. Dur. İyi misin Metin? Metin. Ya, siz bilirsiniz Metin. Ben. Bir hava alayım geleyim. Ne bileyim baksana fenalık bastı. İyi hadi git. Tamam hadi ilk kalk git. Tamam. Hadi. Bak azıcık dolaşacağım geleceğim. Bana temiz hava iyi gelir. İş bahane. İşe mişe gitmiyorum. Biraz dolaşayım mahallede arkadaşlarımı göreyim geleyim. Ya ben sizi ararım haber veririm. Peki Metin'cim tamam. O telefon açık olacak. Nereye gidersen bize bildireceksin. Bercim. Tamam mı? Tamam. Hadi dükkanın oraya git. Tamam. Orada çocuklar var nasıl olsa tamam. Bakarlar sana. Tamam ben haber vereceğim size. Tamam. Mal mı geldi? Yok, beklemiyorduk ki öyle bir şey bugün. Aa, Hurşut'muş bu ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır Hurşut kardeş, neye bakıyorsun? Pahada ağır, yükte hafif neleriniz var? Pahada hafif, yükte ağır da olur. Anlamadım. Anlatacağım. Tut evladım şunu. Hurşut, kime bu alışveriş? Geleceğimize aşkım, geleceğimize. Ne geleceği ya? Ne yapıyorsam senin ve benim için yapıyorum aşkım, ikimiz için. Bu kadar gofret, çikolata, sen ne yapacaksın bunları? Yiyecek değilim herhalde. Karıma kar katacağım. Ama almışken bütün dükkanı alsaydın keşke. Alacağım, daha da alacağım hayatım. Daha ne istiyorsun? Bak şimdi kardeş, şöyle oluyor. Teneke teneke peynirler, kangal sucuklar kangal kangal olsun. Tulum peynirleri böyle böyle tulum tulum olsun. Ne varsa hepsinden istiyorum. Doldur. Tam olarak anlamadım Hurşut Bey. Neyden ne kadar istiyorsunuz? Evet bey. Aferin keleş. Neyden ne kadar istiyorum? Tam anlamıyla şu kasayı dolduracak kadar istiyorum. Bu kamyonetin kasası mı? Yok, Merkez Bankası'nın kasası. Dalga mı geçiyorsun? Ya Cemo, sen de kaşınıyorsun ama. Evet Cemo, sinerji. Çok iyi iş yapacağız Ceyda.
Vallahi Metin Bey çok sevinecek bu işe. Hadi hemen koyalım da taşıyalım. Şişt bana bak. Sen dur aşkım. Sen çalış, sen yerleştir. Manitasına yük taşı diyor dedirtmem. Bana bak Cemo. Bunlardan 36 paket, 62 paket şu sütten istiyorum. Süt banyosu yapmam lazım. 96 paket şundan, 97 paket tamam, de şundan geliyorum. İstiyorum. Tamam ben geliyorum. Dur ben geliyorum. Şunu bırakıp geliyorum. İstiyorum, her şeyi istiyorum. Salih kardeş, sen tıp mı okuyorsun şimdi? Evet. İyi, aferin. Tıp iyidir. İyidir. Ben de memurum, nikah memuruyum ama kadrolu. Aa evet, sen bahsetmiştin biraz. İyi. Burcun ne? Burcun mu? Başak, ne oldu? Niye sordun? Başak mı? Ay, Başak Burcu çok romantik olur. Bir de çok sadıktır. Takıntılıdır. Var mı hobin mobin? Hobi mi? Yani yazları işte sörf yaparım. Kışın snowboard. Ha bir de rock grubumuz var. Ya rock grubu mu? Nerede çıkıyorsunuz? Kadıköy'de cumartesileri. Aşkım, biz de gider miyiz? Gideriz aşkım, tabii gideriz. Gideriz. Senin kız arkadaşın ne iş yapıyor? Ha kız arkadaşım yok. Nasıl yok? Yani vardı da işte ayrıldık. Yeni mi ayrıldınız? Evet. Ya üzüldüm bak şimdi azıcık. Ne oldu, niye ayrıldınız? Kavga mı ettiniz? Dövdün mü yoksa kızı? Ya aslında her şey iyi gidiyordu da işte. Ya inanır mısınız? Ben her gün bu kızın kapısına bir kucak dolusu gülle gidiyordum ya. 427 gün hiç aksatmadan dile kolay. Ay çok romantikmiş ya. Gördün mü Tarık? Sen hiç bana gül almıyorsun. Ya aşkım olur mu? Her sevgililer günü ben sana gül alıyorum. Aynı şey mi Tarık? Serenat'ta yaptın mı kardeşim Serenat'ta? Yaptım, yapmaz mıyım ya? İlk 3 ay her akşam. Ne oldu? Sonra geçti tabii cicim ayları. Hayır canım, apartmandan şikayet geldi. Öyle olunca ben de beste yapmaya başladım. Hatta sadece ikimize özel 3 tane albüm çıkardım ben. Çok şanslı kızmış ya. Ben aşkta biraz abartıyorum galiba ya. Yani belki de bu yüzden kaybediyorum. Olur mu canım? Kadınlar romantik erkeklere bayılırlar. Aha, bayılırlar, bayılırlar. Ah neler yaptım ben bu kıza ama işte. Mehtaplı gecelerde el ele mi yürümedik? Çimlere uzanıp yıldızlarımı seyretmedik? Serin yaz akşamlarında sahilde ateş başında mı ısınmadık? Denizin melodisiyle ben ona şarkılar söyledim, şiirler okudum ama... Ay, neydi kardeşim bu kızın adı? Melda. Melda. Kim bu, Melda Çelik mi? Hayır, Demir. Ne oldu, niye sordun? Tanıyor musun? Yok, yani tanıyorum diye düşündüm ama tanımıyormuşum. Şimdi inşallah barışırsınız. Bak sakın boşluğa düşüp çivi çiviyi söker falan diye düşünme, tamam mı? Elbet barışırsınız yani. Yok, bu saatten sonra hayatta olmaz ya. Olur, olur. Görürsün sen. Gel attım ya. İyi, Metin. Vay be. Ne işin var oğlum burada? Ya sen ne ara ayaklandın Metin ya? Biz seni eve ziyarete gelecektik. Gerek kalmadı Farukcuğum. Ben kendim geldim. Doktorla konuştum. Oğlum manda gibi sağlamsın dedi. Maşallah. İyidir. Hadi geç otur şöyle. Geç ulan yerine otur. Ben buraya otururum. Vay be. Ha bu arada Farukcuğum, Perihan mevzusu da halloldu. Şimdi sen bu kontratı iptal ediyorsun. Metin, kontratı iptal ederim etmesine de yengenin üzerine değil ki kontrat. Ha? Nasıl? Yengenin üzerine değil kontrat. Kimin üzerine oğlum? Ortağının üzerine. Ne yani şimdi? Perihan'ın ortağı mı var? Hadi ulan. İyi tamam o zaman. Varsa var, ne yapalım yani? Söyle kadına, iptal et kontratı, olsun bitsin. Çay dökülsün ulan üstüne. Ne var oğlum? Ne bakıp duruyorsunuz birbirinize öyle? Kaş göz, kaş göz. Alo! Şey yani. Şey ne ya oğlum? Şey ne? Konuşsana Faruk, dilini mi yuttun? Yengenin ortağı bir kadın değil. Bir erkek. Erkek.
Perihan'ın ortağı erkek, öyle mi? Faruk, doğru mu söylüyorsun? Erkek yani, öyle mi? Evet. Yazıklar olsun lan sana. Bir de hastaneye geldin be. Oralarda ağladın, zırladın be. Yüz yüze bakıyoruz şurada ya. Ayıp, ayıp. Bana söylemeyeceksin, kime söyleyeceksin Faruk? Faruk, adı ne? Söyleyemem. Faruk. Kafana bu tavlayı yeme. Bana bir isim ver. Söyleyemem. Adam bana bildiğin sözleşme imzalattı. Adını bir verirsem çok büyük tazminat öderim. Rıfkı? Vallahi hiçbiri bana da söylemedi. Rıfkı doğru söyle. Allah söylemedi. Ulan sen ne ketum bir adamsın ya. Ne olur söylesen. Oğlum bizim aramızdan mı çıkacak? Burada konuşulan burada kalır Faruk. Hadi Farukcuğum. Söyle güzel güzel. Kim bu adam? Ne oldu şimdi? Ne oldu? Kaçtı da ne oldu Rıfkı? Nereye kadar kaçacaksın? Ha, ben seni bulmayacak mıyım? Ulan beyinsiz. Aynı sokaktayız. Ah. Kamyon tıka basa doldu. Daha da bir şey sığmaz. Tut şunu bakalım evlat. Hurşut. Hurşut. Ödemeyi nasıl yapacaksın? Ödemeyi? Ver bakalım. Bebeğim, onu Metin Bey'e verin, Hurşut'un deyin. Hadi öpüyorum seni. Vallahi kusura bakma, Metin Bey'le görüşmeden seni hiçbir yere bırakamam. Nasıl yani? Sen sevgiline güvenmiyor musun Ceyda? İn kardeşim aşağı, in. İn aşağı. Yoksa çok fena olacak bak. Ne olacak? Ne olacak? Cem abi, bırak beni, kurban olayım. Ne yaptılar sen bu? Bırak beni, nefes alamıyorum. Aldıklarının parasını ödeyecek mi lan? Onlar Metin abi bir şantaj ediyse. Yalan söylüyorsun. Hesabını öde. Ödeyeceğim abi, vallahi ödeyeceğim. Abo, o neydi la öyle? Öldüm öldüm, dirildim, yemin ediyorum ha. Ne oluyor burada? Metin abi, emaneti almaya geldiydim. İnanmadı bu kurbağa göz. Bakalım. Galiba bir yanlış anlaşılma oldu Metin Bey. Şimdi bu dombili aldıklarının parasını ödemiyor. Tamam Cemal. Onun parası ödendi benden, benim hesabımdan. Gördün mü lan, gördün mü? Nasıl yani Metin Bey? Hepsi mi? Ya şimdi Ceyda'cığım, tabii sen bilmiyorsun. Sen de bilmiyorsun. Hurşut bana hayatımdaki en büyük iyiliği yaptı. Yani bana bunu en yakınım bile yapmaz. Vallahi dükkanı alıp kamyona yüklese götürse gık demem. Yani hakkını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum Ceyda. Şurada bir kolayla bir salamın lafı mı edilir? Değil mi Cemal? Cemal oğlum, git içeriye, bir de benden gazoz ver Hurşut'a. Ne salamla kolası Metin Bey? Herif dükkanı kamyona doldurdu, gidiyor. Anlar mı? Hurşut! Hurşut! Çık dışarı Hurşut! İn aşağıya, çabuk aşağıya in. Uyansaksan, şimdi kırdım bütün kemiklerini. Ben sana bütün dükkanımı al götür dedim, ha? Ama Metin abi, öyle anlaşmamış mıydı? Alış var, bir iş yok dememiş miydin? Bir yıl istediğin gibi alışverişini yap demedin mi sen bana? Bak şimdi ben sana neler demişim, göstereceğim. İn aşağıya. İn. Çabuk in. Metin abi, bırak gideyim, kurbanın olayım. Kurbanın olayım, bırak. Cemal, git oğlum içeriden bana böyle kızılcığı getir bakayım. Emredersiniz Metin Bey. Koş oğlum. Hayır. İn aşağıya. Yüksel abi, senin vereceğin arabanın ve tekerine. Tamam. İn aşağı in. İn, in. İn. Aferin çocuğu. Bu olur mu Metin Bey? Buraya. Bununla da idare ederiz artık. Metin baba, bak tanırlıyorum ama kurban olayım, ne olursun bırak gideyim ben, kurban olayım. Bak hava güzel, insanlar güzel, yaşamak güzel, sinerji, yeşillik, ot, mavilik, merkür gerilemesi yok. Ne olursun böyle şeylere girmeyelim. Ne olursun. Tabii tabii. Ulan saksan. Biz o salamları, sucukları, sosisleri bostandan mı topluyoruz? Ha? Biz o kolaları, gazozları nehirden mi dolduruyoruz ulen? Bire kadar sayıyorum Hurşut. Kaçtım, kaçtım. Bir mi? Ama bu insanlık dışı. Bir. Yengelere söyleyeceğim. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım seni Metin abi. Sen bittin!
Metin Bey, iyi misiniz? Cemal, al bunu. Cemal, kamyonu boşaltın. Hurşut, boğulacaksın. Aa. Hay, ölmüş şeyinizin canına değilsin. Amin. Sen ne anlatacaksın? Söyle bakayım. Çok mühim, çok. Ay Hurşut, mühim deyip su içiyorsun oğlum. Söylesene, çatladık. Vallahi nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Yani aile meselelerinize çok burnumu sokmak istemem ama. Aile meselesi mi? Ne? Metin abi. Ne oldu, Metin'e bir şey mi oldu? Bu Metin abi var ya, Metin abi. Anam size yalan söylüyor. Yalan mı? Tabii. Ne olmuş biliyor musunuz mu? Bu panik mi, manik mi? Öyle bir atak geçirmiş. Tabii siz de bunun etrafında pervane olunca hemen bunu kalp krizine bağlamış. Adam sizi parmağında oynatmış, parmağında. Bana geldi, ne dedi biliyor musunuz? Hurşutçum, kurban olduğum, aman sakın diyeyim, bunu kimseye söyleme. Bir yıl dükkan alışverişini gel benimle yap dedi. Tabii ben dedim saçmalama Metin abi, kapıcıya rüşvet mi teklif ediyorum? Ama dedi gel dedi dükkan üstüne yapayım, pazar alışverişini benim arabayla çık. Ya dedim Metin abi olur mu öyle? Dayanamadım, kabul ettim. En son elini ayağını öpeyim Hurşut'a bağladı. Tamam dedim, tamam. Ama şimdi çok pişmanım. Vay kurnazı Metin, vay pislik. Uyanık bir pislik. Nerede şimdi bu Metin? Vallahi en son beni kovalıyordu. Bir yerde galiba tıkandı. O gelmeden ben kaçsam mı? Vay Metin efendi vay, bu kaçıncı yalanı ya? Hayır bak, her şey konusunda şaka yapılır, hastalık konusunda şaka yapılmaz. Çok ağır bir şey, çok da ayıp. Hı hı, aynen. Tabii. O zaman size yaptığım bu iyiliğin karşılığını nakit olarak... Yani vakit olarak, vakit olarak çok erken gelip söylediğim yüreğim ferah yengelerim. Sağ ol, sağ ol Hurşut. Ah! Metin! Aysel ablacığım. Nasılsın, geçmiş olsun. Teşekkür ederim Aysel ablacığım. Biraz daha iyiyim tabii. Dernekteki hanımlarla seni ziyarete gelecektik ama taburcu olmuşsun çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Erkenden taburcu oldum da dernekteki hanımlar da ziyarete gelemedi. Yani gelirler tabii daha sonrasında. Sana çok yüklendik Metin'ciğim. Biliyorum senin tercihin değil ama aynı evde iki kadın olmaz. Biliyorum Aysel ablacığım, tabii ki olmaz. Ama zaten Perihan da mürüvvete gitti. Biliyorum. Perihan'ın yanındayız. Öyle mi? Çok sevindim Aysel ablacığım. En azından siz varsınız yanında. Gözüm arkada kalmayacak. Dükkan konusunda siz mi yardımcı oldunuz Perihan'a? Yok. Doğru ya. Faruk zaten ortağı erkek demişti. Efendim? Yok yok. Önemli bir şey yok Aysel ablacığım. Ben size daha sonra anlatırım. Ama evde acil bir işim var. Hemen gitmem gerekiyor. Kusura bakmayın. Sen de kendine dikkat et, değil mi? Tamam Aysel ablacığım. Ulan insan bir teşekkür neyi nedir ya? Allah Allah. Metin, hoş geldin. Hoş bulduk Perihan. Merdivenleri rahat çıkabildin mi bari? Biraz zor ama ağır ağır çıkabiliyorum. Gelsene içeri. Niye dikilip duruyorsun orada? Yok, ben şeyi soracaktım. Hurşut geldi mi? Hurşut geldi mi? Yoo, Hurşut gelmedi. Allah Allah, senin ne işin var ki Hurşut'la? Öyle bir konuşmam gerekiyordu benim onunla bir. Gelsene içeri, dikilme. Yok, benim dükkanda işim var, gitmem gereken. Gel. Gel şöyle bir otur bakalım. Neden? Ne oldu ki? Gel, gel. Otur bakayım. Bir şey mi var? Demek kalp krizi geçirdin ha Metin? Evet. Demek stresten ölüyordun ha Metin? Stres.
Asıl şimdi stresten öleceksin Metin. Yaktın beni Hurşit. Nereye gidiyorsunuz ki siz? Biz gelene kadar yerinden kıpırdamayacaksın. Yakacağız seni Metin. Hülya, Feryal, ne olur bir bak, gitmeyin. Her şeyi yoluna koyabiliriz. Tamam mı? Anlatacağım ben, her şeyi anlatırım. Gitmeyin ne olur ha. Kıpırdamayacaksın demedim mi? Geç eve. Hülya. Çok havalı bir çıkış yaptık ama ne yapacağız? Merak etme, ben her şeyi planladım. Biliyorsun planlarım iyidir. Onu en zayıf yerinden vuracağız. Tutamadığı gırtlağından. Sen şimdi Rıfkılar'a gidiyorsun, Körebe Çile alıyorsun, tamam mı? Tamam. Törevişiri. Körebe Çile. Körişirleri, okey. Tamam, tamam, boş ver. Sen hiçbir şey yapma. Ben hallediyorum her şeyi. Tamam. Tamam. Kazamız mübarek olsun. Vallahi olsun ortak. Of, yani Hüsniye teyze ya. Şu düştüğümüz hale bak, böyle plastikler milastikler burada. Ne yapalım çocuğum? Ya Mürvet'le ya Hülya ile arayı düzelteceksin. Bana da yazık. 5 kat merdiven in çık in çık. Benim dizlerim ağrıyor biliyorsun. Aman yani ben de anlamıyorum ki. Yani Perihan ne buluyor şu Mürvet'te? Aa, onlar ahretlik ahretlik. Hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir dedikoduyu öğrenemedim. Bari sen anlat bana. Perihan nasıl açıyor bu marketi? Bak o iş şöyle oldu. Heh. Alo. Gülnar abla, nasılsın? İyi kız Hüsniye, ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Bak ne diyeceğim. Gülnar abla, bizim bu Perihan'a bir iş bulmamız lazım. Oo, Perihan'a? He. Sen dur bakayım. Alo? Fatma kız, Emine yok mu orada? Öbür dükkanda Gülnar abla, ne oldu, bir şey mi vardı? Bakal Metin'in Perihan yok mu? Hüsniye'nin kızı. Ha, şu kaybolup dönen kız mı? Heh. Çok güvenilir kızdır. Biliyorum abla, bizden ya o da. İş arıyormuş. Tamam işte. Tam tahirlik. Dürüst, iyi, çalışkan. Daha ne olsun? Hadi bakayım. Alo. Emine kız. Gülnihal abla aradı. Hayrola? Onu da Hüsniye teyze aramış. Kızı Perihan var ya. Biliyorum. Perihan canlı çıktı, iş arıyormuş. Söyleyiversen kocana. Oo, tam bize göre. Hemen arıyorum Tahir'i. Alo. Emine. Ha, söyle canım. Tahir, Perihan'ı bildin mi? Perihan? He, şu hani kaybolup geri dönen. Hayır, ne oldu? Canlı mı çıktı? İş bilen mi? Bizden mi? He? Sen de az değilsin ha. Aynen öyle, iş bakıyormuş. He, var mı numarası? Ver bakayım sen bana. Alo? Alo, ha. Perihan, ben Tahir. Tahir Tahinci. Tete. Yani... Tahir Tahinci olunca tete oluyor, o yüzden ben... ben hala öyle espri yapıyorum, evet. Ha Tahir Bey. Tanıdım, nasılsın? Vallahi ne yapalım ya, iyiyiz. Şimdi ne diyeceğim sana Perihan? Sen iş bakıyormuşsun ya, doğru mu? Vallahi bakıyorum aslında Tahir Bey. Yani sorma, başımıza işte bir şeyler geldi de. Ben biliyorum. Her şeyi biliyorum, hepsinden haberim var benim. Şimdi bak, sana ne diyeceğim? Benim ortağım olun mu? Vallahi işe çok ihtiyacım var Tahir Bey ama... yani nasıl olacak onu anlamadım. Olur, sen bak dinle şöyle. Olmaz mı efendim? Köşe dükkanımız var. Kırtasiyecimiz boşalttı. Alo. Fatma kız, tamam o iş. Nereye açıyorlarmış dükkanı? Alo. Gülnihal abla, tamam o iş. Nereye açıyorlarmış dükkanı? Ne? Aman be Gülnihal abla, başka yer yok muydu? Tahir orayı tutmuş. Biliyorsun, laf dinlemez o. Hay Allah ya, Perihan'a iyilik edeceğim derken Metin'e kötülük mü ettim? Ya, yani sonuçta adamı sen buldun öyle mi? Evet, çünkü Perihan'ın bir işe ve gelire ihtiyacı vardı. Ama ben nereden bilirdim gidip Metin'in dükkanını karşısına dükkan açacaklarını yani? Başka yer mi yok? Yani yazık oldu Metinciğime de.
Oh, iyi olmuş. Yok ben sana demiyorum. O Hülya için diyorum ben. Bak ne olursa olsun ben Perihan'ın yanında olurum. Çünkü o benim canım arkadaşımdır yani. Tabii canım, ben de Perihan'ın yanında olurum. O da benim canım kızım yani. Ama... Al hadi iç iç. Oo dedikodu kızları. Otur Uşut. Börek yer misin? Alacağım tabii ki de. Yer yer o. Al şuraya koyayım. Al oğlum peçeteye koy. He dur. Aa dur en iyisi ben ne yapayım? Çay demleyeyim geleyim. Size anlatacak dedikodularım var. Aa. Aklınız gidecek aklınız. Aa, bak, bak bak. Çabuk çabuk gel hadi. Geliyorum. Ay iyi oldu be. Bu da az değildir ha. Bu Metin Bey'in çevresinden çektiği nedir ya? Adama gelen vuruyor giden vuruyor. Vallahi bir bahtsızlıktır gidiyor. Ay Huşut'u çok dövmese bari. Niye? Çok mu umrunda sanki? Ne demek yani? Umrumda tabii. Sonuçta o benim yani erkek arkadaşım, para göz mara göz ama sevgilim benim o. Metin Bey iyi misiniz? Ha? Değilim. 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 İyi değilim. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim. Kesin Uşut'u yakalayamadı. Keşke ben de gideydim peşinden. Uşut! Uşut! Görüyorum oğlum seni. Ne yapıyorsun orada? Nasıl gördün lan sen beni? Oğlum kabak gibi ortadasın. Ya şu çalılar seni kapatır da saçını kapatır mı kardeşim? Sana orman lazım. Ulan senin gibi avare adam gördüyse Metin abi gel hayda hayda görür. Bırak şimdi Metin babam Uşut. Seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Oo sofrayı da kurmuşsun. Onlar gözükmüyor oradan. Oğlum Uşut, bu bizim Salih var ya. Kız arkadaşından ayrılmış. Aa, yapma. Oğlum hem de yeni ayrılmış. Tüh tüh tüh. Ve anladığım kadarıyla daha kızı unutamamış bu. Aa, aman yarabbim. Canım Salih'im yapma. Uşut, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Evet. Bahaneyi anlatıyorsun hemşerim. Yok sevgilisinden ayrılmış, yok unutamamış. Bahane. Benim derdim bahayetin. Uşut ben sana ne diyorum? Salih daha sevgilisini unutamamış. Bu ne demek? Ne demek? Her an unutabilir demek. E bizim ne yapmamız lazım? Salih kızı unutmadan bizim kızla Salih'i bir araya getirmemiz lazım. Vay canına. Çakal herif. Tehlikeyi böylece uzaklaştırayım diyorsun yani. Aynen öyle. Güzel. Çok iyi. Mantıklı. Ama önce kızı bulmamız lazım. Face'ten baktın mı? Baktım. Buldun mu? Yok bulamadım. Instagram'dan baktın mı? Bakmadım. Niye? Aklıma gelmedi. Adı neydi bu kızın? Melda Demir. Melda Demir. Au! Bir sürü var. Ne yapacağız? Vallahi takipçisi Salih olanı bulacağız işte. Tamam bulalım hadi. Yalnız bu sağa parlaya patlar. Tamam Urşit mühim değil ya. Biz bunu halledelim. Gerisini düşünme sen hadi. 50 kağıt. Tamam 50 kağıt hadi. 60 deseydim kabul edecek miydin? Ya Uşut bir sürü işimiz var. Hadi bul şu kızı da gidelim ya. Allah benim belamı versin. Keşke 100 deseydim ya. Bu değil. Değildir. Perihan. Perihan mı? Hülya. Böyle bir şey yapmadın değil mi? Yaptım. Hem de köri soslu yaptım. Acı da koydum. Yok. Yapmış olamazsın. Espri yapıyorsun değil mi Hülya? Gerçekten beni Perihan'ı mı pişirdin? Perihan! 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 Ne oluyor ya? Hülya Hanım, Perihan ablaya bir şey mi oldu? Yok canım. İşinize bakın siz.
Rüşüt, oğlum sen bizim doğru mekana geldiğimize emin misin ya? Ya bana bak kardeşim, 50 kere söyledim ya. Aha bak kızın profilindeki work. 2 nokta üst üste Jigs Cafe. Aha Jigs Cafe. Hadi inşallah. Aha. Geliyor keklik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karar verdik mi? Verdik. Ne alırdınız? Seni. Efendim? Yani seni almaya geldik biz. Yani sizi almaya geldik. Ne diyorsunuz beyefendi? Huşum. Ya kusura bakmayın Melda Hanım. Yani arkadaşımın kusuruna bakmayın. İsmimi nereden biliyorsunuz? Biz Salih'in arkadaşlarıyız da. Salih mi? Şimdi şöyle. Salih hala sizi çok seviyor. Bu ayrılık onu çok üzmüş. Sizi o mu gönderdi buraya? Yok yok, Salih'in hiçbir şeyden haberi yok. Biz onun çok üzüldüğünü görünce şöyle kendimiz çıktık geldik. Ay çok üzüldüm. Tamam. Belli ki sen de Salih'i seviyorsun. Ya o zaman gelin sizi kavuşturalım. Sevenler ayrılmasın. Anladım. Peki senin sevgilin var mı? Benim? Ben nişanlıyım. 4 yıl 7 ay sonra evleneceğim. 4 yıl mı? Hı hı. O sürede başka biri kapmasın seni. Yok canım, daha neler. Delikanlı adam gül üstüne gül koklamaz Melda Hanımcığım. Barışın diyorsunuz yani. Evet, bence barışmalısınız. Ya bir görsen çocuk nasıl üzülüyor. Yani çok çökmüş bir durumda. Tabii, çocuk müşkül durumda. Ağlamaktan gözlerinin feri sönmüş. Sokak köpekleri çocuğun kemiklerine yapışıyor. Bir deri bir kemik kalmış çocuk. Madem öyle, ben arayayım onu. Yok, hiç aramayın siz onu. Niye ki? Arama. Çünkü şöyle olsun bence, daha güzel olur. Bu sevenlerin kavuşması bir sürprizle olmasın mı? Yani çocuk seni gördüğünde böyle mutluluktan havalara uçmasın. Sürpriz mi? O nasıl olacak? Şöyle, şimdi sen numaranı Hurşu'da verirsin. Hurşu sana bir konum yollar. İşten çıktığında oraya gelirsin. Gerisini ben ayarlarım. Peki, bir şey içer misiniz? Ben almayacağım. Excuse me, ben bir latte rica edebilir miyim? Latte mi? Latte, tamamdır. Hurşu, latte'nin sırası mı şimdi ya? Verseydin numaranı, yollasaydın konumu, çıkıp gitseydik bir sürü işimiz var ya. Ya bana bak Tarık, o kadar yol geldik, bir latte'ni içtik, çoğu mu görüyor musun? Bir de ben ısmarlayacağım canım. Prodüksiyonu sen yapıyorsun oğlum, bırak da içelim Allah Allah ya. İç Hurşut'cum, iç. Şu Salih derdinden kurtuluyoruz, sıkıntı yok. İç latte'ni. Perihan! 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 Perihan güzel kuşum, neredesin? Neredesin benim bir tanem? Canım benim, canım benim. Gel kızım. Ay. Gel bakalım kızım benim. Gel güzel kızım. Gel, 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 gel. Canım. Uy, uy. Ay. Gel, 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 gel. Güzel kuşum benim. Çok korktum kızım. Yemin ederim çok korktum. Perihan'ım. Bak kız, seni yedim zannettim biliyor musun? Hülya yaptı. Önüme koydu zannettim seni. Yani öyle dedi bana. Canım benim. Oh, sapasağlamsın. Arkadaşlar, geç kızım yerine. Geç yerine. Aferin kızıma benim. Arkadaşlar, size bir şey söylüyorum. Bundan sonra bu kapıya şifreli kilit takıyorum. Kimse size dokunamayacak. Söz veriyorum. Hiç kimse, öyle Hülya, Mülya, öyle Perihan filan kimse yaklaşamayacak. Tamam mı? Hadi. Hadi kendinize iyi bakın. Hülya, ben sana sorarım Hülya. Nasıl? Şakamı beğendin mi Metin? Hiç beğenmedim. Böyle şaka mı olur ya Hülya? Çok korktun değil mi? Evet, çok korktum. Çünkü korkunç bir şaka. Şimdi sen kalp krizi geçirdim dediğinde ne hissettiğimi anladın mı? Evet. Güzel. Ben de bunu istiyordum.
Ya Hurşit nerede kaldı bu kız ya? Sahiller gelecek şimdi. Oh my god, aha da geliyor. Incredible for you. Selam. Hoş geldin. Hurşit. Hoş geldin. Gel şöyle şurada oturup bekleyelim ha. Buyurun şöyle. Tanıyamadım seni vallahi. Zor tanıdım ya. Kafenin dışında ne kadar değişik. Güzel görünüyormuşsun. Maşallah. Çok sağ ol. Sen de hiç fena değilsin. Sağ ol. Nasıl, kolay buldun burayı? Kolay buldum. Tam zamanda geldin. Şimdi gelir Salih de. Ya sen gelsene bir şöyle. Geleyim. Ya boş verelim Salih falan. Niye boş verelim Salih'i? Siz gittikten sonra düşündüm, taşındım. Artık onu eskisi kadar sevmediğimin farkına vardım. Nasıl ya? Ama biz barıştıracaktık sizi ne güzel. Yok ya. Ben zaten başka birinden hoşlanıyorum artık. Nasıl yani? Niye geldin o zaman buraya? Senin için geldim şapşit. Tarık? Gülsen? Ne oluyor? Ya aşkım, bir saniye. Göründüğü gibi değil, açıklayabilirim. Allah seni kahretmesin Tarık. Yazıklar olsun sana. Ya ama aşkım. Ya bunun ne işi var burada ya? Sen ne barışsın diye çağırdık. Yo, ben Tarık için geldim. Ya Melda, iğrençsin ya. Yani beni aldattığın yetmiyor. Şimdi de nişanlı adamlara mı kanca taktın? Sana da aferin Tarık. Ya hemen kanmışsın buna. Aferin. Ya ne bana aferin mi ya? İki dakika dinlemiyorsunuz ki. Aman bırak gitsinler. Gel biz seninle bir yürüyüşe çıkalım. Ya bırak. Hasta mısın kızım sen ya? Zaten her şeyi batırdın. Gülsen! Aklından bile geçirme. Öyle işte Gülsen'cim. Yani kız delinin teki diyorum. Benden önce de bütün erkek arkadaşlarından aldatıp öyle ayrılmış. Ben de o kadar şey yaptım çocuğa. Tükürdüm suratına. Yok ya, Tarık'ın bir suçu yok. Uykuyamam. Gülsen. Sen ne yüzle geldin benim yanıma? Ya aşkım, vallahi göründüğü gibi değil. Ben göreceğimi gördüm. Ya izin ver, ben sana bir anlatayım. Ben anlayacağımı anladım. Ya Gülsen, bak vallahi benim o kızla bir alakam yok ki. Madem alakan yoktu, niye o zaman ısırlaşıyordu o kız sana Tarık? Ya işte anlatacağım onu sana. Kes, tamam yeter. Ama aşkım bu kes kız... dedim. Ağlıyor musun? Gülsen. Gülüyorsun. Ne oldu, kızmadın mı? Yok. Kızmadım be. Salih anlattı bana her şeyi. Ya aşkım ya, psikolojim bozuldu ya. Vallahi 10 dakikada 10 yıl yaşlandım ya. Salih anlattı bana. Kız manyağın tekiymiş ya. Bütün sevgililerini aldatarak ayrılıyormuş. Evet. Ya sevgilim, bir an vallahi hiç barışmayacağız zannettim. Öyle korktum ki. Ya gel buraya be. Bana bak. Hı. Sen bu Salih'i kıskandığın için mi yaptın bunları? Yok. Gel buraya, gel. Doğru söyle. Ya şimdi Gülsen, hı, ben Salih'i niye kıskanayım? Yani ikimiz farklı tiplerde erkekleriz. İşte. Daha böyle şeyler yapmak yok, tamam mı? Tamam. Tabii kardeşim. Nereden anlayacaksın ki? Öyle. Demişler ya. Bekara karı boşamak kolay diye. Senin durumun da aynı. Ah, ne güzel. Karnın tok, sırtın pek, ateşin önünde. Gayet güzel. Gelen veriyor, giden veriyor. Maşallahım var. Vallahi yemin ediyorum ben de böyle olmak istiyorum kardeşim. Sıkıldım, bıktım. Kaçıp gideceğim ben. Kaçıp gideceğim buralardan ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Sen nerelisin kardeşim? Doğmayayım, İstanbulluyum. Aa. Ya ben de seni Konyalı zannettim ha. Ha, tipin benziyor biliyor musun? Evet. Bizim oraya benziyor yani. Teşekkür ediyorum. Ya hiç evlilik mevlilik yapmadın mı usta sen? Yok, hiç yapmadım. Hiç ya? Hiç yap. Vay be. Belki de böyle bir şey daha doğru.
bir şey daha soracağım usta ya. Abi buyurun sorun. Sizi dinliyorum. Sen böyle beni dinliyorsun, biliyorsun ama... Sen öyle çaktırmadan polis molisinden değilsin değil mi? Yok estağfurullah. Eyvallah. Kesinlikle öyle. Aa şimdi işimiz daha da fazla kaynadı biliyor musun? Gel bir öpeceğim ben seni. Öpeceğim. Bir tane daha öpeceğim. Bir tane daha öpeceğim. Bir tane daha öpeceğim. Buradan da öpeceğim ya. Oradan da öpeceğim. Sen bir şey dedin ya, bir şey dedin ya. En önemli şey oydu bak. Neydi dediğin? Bulacağım, ben bulacağım. Şey dedin sen. Şey dedin. Hiç evlenmedim. Püf noktası. Hiç evlenmedim. Bayıldım ben sana. Gel bir tane öpeceğim ben ya. Bir daha öpeceğim. Sen... Ne güzel bir insan çıktı ya. Ne oluyor Ceyda? Şey, Hülya Hanım, dükkanı açıyorlar. O yüzden çağırdım sizi. Metin nerede? Bilmiyorum ki, gelmedi daha. Gülsen, hadi bir sürü iş var içeride. Ne yaptın sen? Ayıp değil mi? Ne diyorsun sen be? Ne demek ne diyorsun? Seninle beraber plan yapmadık mı? İntikam için beraber çalışmayacak mıydık? Bu ne şimdi? Onun bununla hiçbir alakası yok Hülya Hanım. Bu başka. Bu başka? Bu başka derken? Bu benim hayatta durma, ayaklarımın üstünde durma mücadelem. Anlatabiliyor muyum? Ekmek param olacak bu benim. Ha bu senin ekmek paran mı? Bu ne peki? Bu ne? Bu kimin ekmek parası? Ha? Ayıp, ayıp. Ayıp. Sırtımızdan hançerledin bizi. Sen de az değilsin ha. Sen de. Metin. 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 Ne var? Bir dur abi, bir dur. Kardeşim. Kusuruma bakma. Gerekirse tazminatı ben öderim. Perihan'ın ortağı marketçi bir herif. Tahir Tahinci. Hani şu market zincirleri olan. Tanıyor musun? Tanıyorum Faruk, tanıyorum. Herifçioğlu'nda öyle bir sermaye var ki... ...bütün bakkalların, marketlerin korkulur yuhası. Herif bir indirim yapıyor. Başa çıkman olanaksız. Rekabet şansın yok. Allah kolaylık versin Metin'im. Gerçi ben biraz araştırdım. Adam biraz hanzo ama iyi bir adam. Evli barklıymış da. İşinde, gücünde de. Faruk, saksıyı çalıştırsana oğlum. Para kimde? Ha? Hanzo manzo diyorsun ama para kimde? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Hadi kardeşim görüşürüz. Hadi. Allah kolaylık versin sana da bana da. Metin. Hülya hayırdır? Perihan dükkanı açıyor. Dediğini yaptın. Kimmiş ortağı? Tahir Tahinci. Marketler zinciri falan var ya. Ha evet. O işte. Peki Perihan'ı nereden bulmuş? Bilmiyorum ben. Metin Bey ben bir depoya bakayım. Tamam abi. Ben de şey, yardımcı olayım. Tamam kızım. Hadi Ceyda. Bak Metin. Seni affetmiş değilim. Çünkü çok kötü bir şey yaptın. Ve affetmek için zamana ihtiyacım var. Ama bu konu başka, o konu başka. Bu kadın bizim ekmek teknemizle oynuyor. Bizi mahvetmeye çalışıyor. Seni iflas ettirmeye çalışıyor. Ne yapacağız? İzin verecek misin buna? Ben de vermeyeceğim. Burası bizim ekmek teknemiz. Çocuklarımız buradan besleniyor. Ekmek teknemize sahip çıkacağız ve sonuna kadar savaşacağız. Var mısın? Varım. Bunun için ne yapman gerekiyor? Savaşacağız. Savaşacağız. Güçlü olacaksın. Kendini toplayacaksın. Motive olacağız ve gerçekten savaşacağız. Savaşacağız. Olacağım. Hı-hı. Nereden başlayacağım biliyor musun? Bunları Esnaflar Birliği'ne şikayet edeceğim. Çünkü rekabet kanunu diye bir şey hatırlıyorum. Burada bu dükkan varken bu kadar yakında benzer bir dükkan açamaz.
Böyle bir kanunu hatırlıyorum ama araştıracağım, emin olacağım ve karşılarına çıkacağım. Vardır değil mi? Yani var olduğunu hatırlıyorum. Öyle bir şey vardı. Yani vardı. Sen gözünü oradan ayırma. Tamam. Ben de biraz espriliyimdir. Ha, şimdi biz buraya para kazanmaya gelmedik. Bu dükkan her şeyden önce sizin dükkanınız. Bizim de vallahi billahi bu dükkan sizin. Biz buraya gönül kazanmaya geldik her şeyden önce. Gönül kazanmaya geldik. Efendime söyleyeyim, beni bilenler de bilir. Ben biraz inatçıyımdır. Kararlıyımdır ve kazanırım. Benim işim kazanır. Şimdi neyse, ben kendimden çok bahsetmeyeyim de bu dükkanın esas sahibisi olan Sayın Perihan Hanım'ı buraya huzurlarınıza davet ediyorum. Bravo! Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi evet, ben ilk defa hayatımda çalışma hayatına atılıyorum. Bu benim ilk işim. İlk defa çalışacağım. Ama korkmuyorum. Çünkü benim ailem yanımda. Aynı zamanda sizler de yanımdasınız. Ben biliyorum ki bizi yalnız bırakmayacaksınız burada. Ben size şunu vaat ediyorum. Hani öyle hep özlediğimiz, hani böyle ihtiyaç duyduğumuz, o böyle samimi, o sıcak esnaflığı biz size geri getireceğiz. Ben bunu vaat ediyorum. Sağ olun, var olun. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve... Buyurun, çek. Aç. Yuh artık ya. Yuh. Bu kadar olmaz Hülya. Yuh diyorum. Öz bozkır. Ayıp ya. Ayıp. Hiç yakıştı. Hiç. Bir de isim çakır. Özmüş. Sağ olun. Ayrıca bugün açılışımızın şerefine dükkanımızdaki her şey sadece 1 lira. Üstelik bir alana bir tane de ben al. Saçmalıyorlar canım. Olmaz öyle şey. Nasıl olacak ya? Olacak şey mi? Yok artık. Batarlar hayatım. Ancak olur. Nereden kazanacak ya? Ya Perihan Hanım. Buyurun. Çalışıyor bu Perihan ya. Bir anlayabilsem. Metin. He? Sen de orada boynunu büküp böyle sessiz sessiz oturma. Gıcık oluyorum ben.
Biz az önce ne konuştuk? Ha? Teslim olmayacağız demedik mi? Mücadele edeceğiz. Sen bu mahallede yıllardır esnaflık yapıyorsun. Onların Metin abisisin. Ailelerinden birisin. Gidip başka yerden alışveriş yapmazlar. Ben güveniyorum kendimize. Değil mi? Tabii. Pardon Metin Bey. Ya birileri geldi de biz anlayamadık. Bir baksanız. Yazar kasa. Dikey camlı buzdolabı. Şarküteri dolabı. Ve ürünleri de tek tek yazacağız. Buyurun hanımefendi. Kime bakmıştınız? Metin Saadet. Evet benim. Bozkır Market. Burası bizim. Baba ne oluyor? Kızım bilmiyoruz. Bilmiyorum. Öğreneceğiz şimdi işte biz de. Sigorta borcunuz nedeniyle haciz işlemini başlatıyoruz. Haciz mi?